ara sabah evde zannediyorum ya. Tamam, ben onu tekrar yazayım. Koça bırakacağız, sabahçı sanıyorum. Sabah işe gidiyor desene. Dalgınlığıma denk geldi ya. Arkadaşlar sonunda Çakırlar'a gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kaç gündür çıkamadım arkadaşlar. En sonunda gidiyorum çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Mire'yi okula bıraktık. Gidiyoruz. Şu an saat kaç? 8:53. Orada çayımızı, kahvemizi. Çay mı içelim, kahve mi? Çay. Hangisini içeceksek içelim. Kahve içeceğiz. İçeceğiz. Sobalar kalkmış, sobaları kaldırmışlar artık, yaz geldi ya. Sonunda kavuştum arkadaşlar. Ben buraya gelince bir mutlu oluyorum, bir mutlu oluyorum. Sormayın arkadaşlar. Aynen, buraya gelince çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Şimdi derin mont giydim. Derin montu da birkaç kere giydim. Bakın kolları ne olmuş dolapta. Suni deri ya, bu gerçek deri değil. Ya ne yapacağım ben oraları bilmiyorum. Bunun şey yapan, bakımın tamirini yapanlara bak. Oraya mı götürsem acaba? Yaptırsam mı bilemedim. Şimdi giyince fark ettim. Yani şu boynunda vardı, bir de kollarında varmış. Çok da güzel rengi falan. Gri, güzel. Tamam, teşekkürler. Hangisi orta? O benim. Bu taraftaki orta. Güzel. O sade. İki orta, bir sade, evet. Bizim bir sade. Sağ ol arkadaş. Tüm dişlerimi temizledim arkadaşlar. Şeyle, misvakla, diş macunuyla. Hani şey içiyoruz ya, yanlış anlamayın da. Zararlı olan şey. Ama farklı içtiğim zaman şey oluyor, dişini sarartıyor orayı. Benimkinden farklı içtiğim zaman sarartıyor. Onda işte onun için ben de misvak, diş macunu böyle 10 dakika falan uğraştım. Baya baya gitti aşırı. Yani şimdi kahvaltıdan sonra dişim fırçalandı, kusura bakmayın. Daha dün fırçaladım, aralar böyle tertemiz oldu arkadaşlar. Kahvaltıdan önce fırçaladım, kahvaltı yaptım sonra. Hemen paldır küldür çıktık. Daha poğaçalardan ben 3 tane minik minik yedim. Bizimkiler de birer tane yediler. Öyle Miray okula götürdü. Eşim iş yerine bıraktı. Dilara'ya bırakacak, çalışıyormuş. Barlas annesininkini de oğlum götürür. Sabah sabah böyle poğaçamızı yaptık. Gezmeye de çıktık. Her zamanki rutin şeylerimiz. Epeydir çıkamamıştım gezmeye. Buraya gelmemiştim. İyi oldu arkadaşlar. Buraya gelince işte dedim ya, ben daha bir mutlu oluyorum. Böyle yeşillik, sakin, şu köşk beni mutlu ediyor arkadaşlar. Geliyoruz burada bir kahve içiyoruz hafta içinde. Böyle arkadaşlar, işte her şey çok güzel. Eve gidince ne yapacağım? Hemen bir pat diye uzanacağım. Bir kahve, burada Türk kahvesi, orada ikisi bir arada içerim. Bir şeyler içerim. Sonra uzanırım, videom yüklenmiş, ona bir bakarım. Sonra işte yapacağım ufak tefek işler var. Bakla yapacaktım. Tepsi kebabı yapayım dedim. Kıyma var dolapta. Onu çıkartayım buzluktan. Tepsi kebabı yapacağım. Böyle yuvarlak yuvarlak köfteler yapacağım. İçine patatesleri koyacağım. Öyle bir tepsi kebabı yapacağım. Hani tepsinin her tarafını kaplamayacağım böyle. Böyle porsiyon porsiyon yapacağım yani. İçine patates, biber, domates üstüne, köftenin üstüne koyacağım. Böyle bir şey yapacağım bugün. Yanına da pilav yapayım mı yapmayayım bilmiyorum. Pirinç yok. Pirinç alınması lazım. Dolma yapacağım Rana geldiği zaman da. Rana hani dolmayı sever diyerekten. Rana gelince yapacağım artık. Dolma biberler duruyor dolapta. Bir arada böyle patlıcan tarifi gördüm dün. Büyük patlıcanla yaptı. Ben küçükle de yaparım. Böyle karnıyarık gibi. Patlıcanları önce bir ince ince dilimledi. Onu böyle bir fırınladı. Üstüne sos sürüp ya da yağ sürüp yumuşattı yine. Daha önceden de başka bir tarif görmüştüm ona benzer. O köfte yapmıştı. Kıymayı böyle kavurdu. Biberli, soğan, domatesli, baharatlı. Onun içine patlıcanların içine doldurdu. Üstüne de kaşar koydu. Çok güzel oldu arkadaşlar.
Öyle yapacağım. Bir ara patlıcan alacağım. Vardı bir tane de. Böyle farklı tarifler güzel. Miray da kıymayı yemiyor işte. Miray'a da sebzelisinden yaparım. Sadece biber, domates, soğan koyarım. Öyle yer. Öyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Siz böyle çıkıp geziyor musunuz? Biz ülkece böyle gezmeyi seviyoruz işte. Hepimiz de çalışmadığımız zamanlarda hep ne yapıyoruz? Geziyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz bir yerlere. Kafelere gidiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Bir hava alıyoruz. Bizim için bunlar hep bize mutluluk veriyor işte. Ülke olarak. Değil mi arkadaşlar? Eşim de var. Eşim de sohbet edeceğiz. O da telefon işi var herhalde onun da. Ne işin var? Öylesine bakıyor musun? Ben de video istiyordum. Konuşalım. Kendimi tanıtma videosu olsun hadi. Kendimi tanıtırken bana biraz destek olabilir misin? Arkadaşlar şimdi burada kendimi tanıtma olur mu bilmiyorum ama bir anda pat diye aklıma geldi. Yıllar önce Afyon Çay Armutlu'da doğdum. Kamyon kasasında doğdum. Bunu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Yani bizim Armutlu'da değil de yakın bir köyde kamyon kasasında doğmuşum. Ebeler gelinceye kadar ben orada olmuşum arkadaşlar. Eve geç gelmiş birazcık. Sabah saat 9'da falan olmuşum erkenden. Ondan sonra böyle 5 kardeşiz. 2 kız, 3 erkek. Küçük kardeşim kız. Ondan sonra ben, sonra diğer abilerim, büyük hepsi de. Hepsi de okumuş, meslek sahibi olmuş. Bir tane en büyük abim şeyde, yurt dışında çalışıyor Almanya'da. Babam Almanya'da çalıştı 15 sene. O zamanlar babam abim götürdü. İşte o zamanlar sağ sol davası varmış. Ondan dolayı okulda sorunlar olmuş. O zamanları anlatıyorlar. Götürdü abim işte çalışıyor. Hala Almanya'da, yurt dışında. Onun da iki tane oğlu var. Kardeşlerimin hepsinin bir tane. Onun küçük abimin üç tane çocuğu var. O en büyük abimin, kendimi anlatırken kardeşlere geçtim. O en büyük abim çocuklar orada. Endüstri mühendisi. Birisi Amerika'da, birisi Almanya'da. Bir tane büyük olan evli Sabri. Bir tane torunu var, Allah bağışlasın. Yengem de bir ara çalışıyordu, sonra bıraktı. Şimdi emekli oldu. Onlar Almanya'da arkadaşlar. Oradan ev aldılar, orada yaşıyorlar. Sonra onun küçüğü abim şu an İstanbul'da. 3 tane çocuğu var, 2 kızı bir oğlu. Onlar da birisi doktor, bir tanesi avukat, bir tanesi endüstri mühendisi falan. Onlar da gayet iyi işte. Annemin yanında kalıyor. Annem abimin yanında kalıyor. Küçük, büyük, büyüğün küçük. Kendimi tanıtırken kardeşlerimden de bahsediyorum. Ve kardeş olarak 5 kardeş. Çok da güzel çocukluk geçirdik. Mutlu bir şekilde. Çok mutluyduk arkadaşlar çocukken. Çocukluğumu aramıyorum arkadaşlar. Hani böyle kardeşler birbirimize çok bağlıydık. Köyde yaşadık. İlkokulu bitirinceye kadar. Ortaokulda biz Isparta'ya gittik. Hani önceden olurdu ya, böyle çocukları gönderirsin de orada okurlar. Annem, babam yurt dışındaydı. Annem köyde kaldı küçük kardeşimle. Selamünaleyküm. Biz şeye gittik. Altan mı ben? Devam ediyorum arkadaşlar. Telefonda konuşuyordu eşimle. Konuşacak mısın daha? Sonra arkadaşlar benim küçük abim, en küçük abim İspanya'da yaşıyor. Onun da iki tane çocuğu var. Bir tanesi şimdi yurt dışında İngilizce eğitim alıyor, çalışıyor orada diye. Onun küçük kızı da. Abimin orada restoran var. Uyuyor muydu? Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Tamam. Öğren üzeri gelecek adam. Var. Göster. Onu. Ondan sonra öğren üzeri. Alçı dediğim mi? Hanım hemşire. Gelecek öğren üzeri. Tamam. Üç tane çocuğu, iki tane çocuğu var işte. Furkan yurt dışında. Tamam. Gelecek. Bahsediyorum. Ceyda daha küçük. Üniversite gidiyor arkadaşlar. Onlar Isparta'da yaşıyorlar. Benim kızım da orada yaşıyor. Üniversiteye gidiyor. Hallettirin nasıl? Hallettirin. Sonra öbür kız kardeşim, küçük kız kardeşim Samsun'da yaşıyor. Onun da iki tane kızı var. Bir tanesi rehberlik bölümünde okuyor. Üçüncü sınıf bu sene. Sena. Serra da yurt dışında, Almanya'da şu anda. Ekonomi bölümü okuyor galiba. Tam da bilmiyorum. Onlar Samsun'da yaşıyorlar. İkisi de öğretmen karı koca. Öyle. Geldi sıra bize. Benim üç tane çocuğum var arkadaşlar.
4 tane. Ay arkadaşlar, kendimi tanıtırken 4 tane çocuğum var. Enes liseyi bitirdi. Çalışıyor. Babasıyla beraber emlak işi yapıyorlar. Diloş şu anda şeyde Migros'ta yönetici müdür yardımcısı. Onlar evli. Kaç yıllık evli? 2 ya da 3 yıllık. Tam şu anda onu hesaplayamam. Enes kaç yıllık evli? O da 2 yıllık evli. Bir tane çocuğu var işte. 2 tane çocuğu. Bir diğer hanımından olan çocuğu var. İkinci hanımı Hasret'le beraber evlendiler. Çocuğu oldu işte. Barlas. Barlas'ın annesi babası. Onlar da işte evleri var. Antalya'da kızımın da evleri var. Kendi evleri değil, kira yaşıyorlar. Gayet mutlular. Hepsi, ikisi de. Rana Isparta'da okuyor üniversitede. Şu an ikinci sınıfta. O da elektrik mühendisi diyecekmişim. O da inşaat mühendisliğini kazandı işte. İkinci sınıfa gidiyor şu anda. Biraz zor falan diye bahsediyor bazen de. Okulum çok zor, çok zor diyor. 2 sene falan çalıştı kazanmak için arkadaşlar. Çok böyle özel dersler falan aldırdık fizikten falan. Derken şu an üniversiteye gidiyor. Miray şu anda 4. sınıf, seneye ortaokula gidecek. O da işte çalışıyor. Onunla zaman geçiriyoruz. Derslerinde çalışıyor. Çalıştığı zaman daha yüksek alıyor. Çalışmadan da yüksek alıyor falan. Miray da öyle. İşte 12 sene sonra oldu Miray küçük kızım. Diğerlerinin yaşı işte 28, 23, 24, 20 yaşlarında çocuklar. Miray şu anda 10 yaşında. Değil mi? Nasıl anlattım arkadaşlar? Kendimi anlatacakken çocuklarla başladım. İşte ben de 2 sene önce emekli oldum. Halk eğitimlerde giyim öğretmenliği, dikiş nakış hocalığı hocası derler ya, öyle görev yaptım işte. Bayat, Afyon Bayat'ta, Afyon Çay'da. Sonra işte Antalya Korkut Elim'de kız meslekte çalıştım. Çay'da kız meslekte çalıştım. Derken arkadaşlar öğretmendim. 2 sene önce emekli oldum arkadaşlar. Eşimle işte biz kaç sene önce? 30 sene önce evlendik. Ondan bir 5-6 sene önce tanışmıştık. Ben lisedeyken Çay'a gelmiştim. Biz farklı durduk. Ama en son sınıf, lise sonunda şeye geldik, Çay'a geldik. Çay'da eşim kırtasiyede çalışıyordu. Liseyi bitirmiş. Onunla tanıştık işte. Sonra o liseyi bitirdim. Bir sene kazanamadım üniversiteyi. Ertesi sene kazandım, yerleştiremedim okulda. Sınıfta sadece ben kazanmıştım. 8 kişilik bir sınıfta arkadaşlar. Kazandım ama yerleştiremedim. O dönem öyleydi. 1 puanla kaybettim. Ertesi sene 1 puanla kazandım. Üniversiteye gittim. 2 yıllık yüksek okula gittim arkadaşlar. Bilim öğretmenliği bölümü. Eşim de o arada askere gitti falan. Eşimle tanıştık. Arada böyle konuşuyorduk. Eskiden biz hani mektup muydu ya? Telefonla falan. Kırtasiye falan giderdim. Böyle görüşürdük. Severek evlendik arkadaşlar. Sonra o askere gitti. Ben şeye gittim. Okudum üniversitede, Konya'da. Selçuk Üniversitesi'nde. Derken 2 sene o askerlik. Ben okul. Sonra ben hemen göreve başladım. Eşim de iş yerini açtı. Kırtasiye dükkanı vardı. Derken biz işte Nisan'da evlendik. Ben Eylül-Ekim'de başladım. O sene Nisan'da evlendik. İşte Eylül'de nikah kıydık. Evlendik arkadaşlar. Bir sene sonra Enes oldu. Ondan sonra Enes oldu. 3 sene sonra Dilara oldu. Aradaki 3 yaş var. 3 sene sonra Rana oldu. 12 sene sonra Miray oldu. Evliliğimiz böyle devam etti gitti. 30 seneye geçti arkadaşlar. İşte böyle güzel. Kendimle ilgili başka ne var? Şu an kaç yaşındayım derseniz. Şu an kaç yaşındayım ben? 35 yaşındaymışım. Ciddi kaç yaşında gösteriyorum ben? 37. Bak içinden ne geliyor söyle. Öyle söylüyorum Ayşe. Niye yani neden 18 yaş demiyorsun, 38 diyorsun? 18 de çok küçük olur. Ama 18 diyiver ne olacak? Yani o kadar da görünmüyorum zaten de. Şu an 50 yaşındayım arkadaşlar. Yani kendimi hep böyle genç hissediyorum. Hani genç olmak için değil. Ama böyle bir enerjiyim.
Bu sene birazcık böyle bir enerjim gitmiş gibi oldu sanki ama değil. Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Videolarımda hep görüyorsunuz, hep seviyorum. Eşimi de yönlendiriyorum. Beraber yürüyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Eşim diyor ki bazen bir ara demişti, sana ayak uyduramıyorum artık demişti bana. Söylesene orada. İçinden geldi gibi bir şey söyledi. Çok enerjiksin lan, yetişemiyorum. Buraya söyle. Eşim çok enerjik de. Zorla söyletiyormuşum. Gerçekten şey söyleyebilir misin? Vallahi çok enerjiksin ya. Ha, buraya sabah, söyle. Evet sabah arkadaşlar. Sabah yürüyüş. Arkadaşlar gerçekten enerjik değil. Buraya söyle, bana söyleme. Evet öyle diyorum aşkım. Ya buraya söylemiyor. Ben sevmiyorum. Sabah yürüyüş. Başka? Gezme, tozma. Söyle, eşim bana spor, gerçekten. Gezme, tozma. Yok kahve içme. Yetişemiyor. Enerjiyim arkadaşlar. Hani bazen böyle sakin olduğum dönemler de oluyor. Mesela akşama kadar böyle bir yorulurum, böyle bir susarım, bir konuşmam. Böyle yorulurum, bir yatmam gerekir, dinlenmem gerekir falan. Ama genelde tabii o da sabahtan akşama kadar sürekli böyle meşgul olduğum zaman öyle oluyor. Hani arada gün içerisinde oturuyorum, çayımı kahvemi içiyorum. Sürekli zıplayan bir insan değilim. Ama enerjiyim çünkü yürüyüş, sporla devam ediyorum günüme. Emeklilikten önce de öyleydi. Emeklilikten önce de arkadaşlar bayağı sporum, yani yıllardan beri spor yapıyorum ben. Pilates yapıyorum. Hani böyle sürekli bir diyet halindeyim. Sürekli bir zayıflama içecekleri falan çok içtim. Çok zayıfladım. İşte bir senedir birazcık almışım arkadaşlar. Yazın bol bol yüzmeye gidiyoruz. Antalya'ya geldiğimizden beri özellikle biz böyle hani çay küçük olunca çayda yürüyüş falan hiç yapmazdım. Hatta yürüyüş yapanlara kızardım. Ya habire yürüyorlar. Kilo da veremiyorlar falan derdim. Bilmiyorum işte ya öyle. Çayda da yürüyenler çok oluyordu. İşte buraya geldik biz eşimin işlerinden dolayı. Tayin istedik. Geldik. Küçük çevrede yaşadık işte çayda. Küçük bir köyüm var arkadaşlar. Güzel bir köyüm var ama uzun süreden beri gitmedim. Benim orada akrabalarım var. Eşimin akrabaları çayda çok. Bir sürü tanıdıklarımız var. Bir sürü öğrencilerim oldu ama ben FaceTime ya da işte Instagram'dan çoğu bende hala arkadaşım. Face'de benim çok fazla Face'e fotoğraf falan atmıyorum artık. Hani bir sürü arkadaşım var ama artık zamanla çok da fazla yükselmedi. 600 falan işte 500 küsür Face arkadaşım. Diğerinde de 200-300 falan arkadaşlar. Hani Instagram'la Face'i biraz böyle sallıyorum. Önceden sürekli böyle bir kısa video falan atıyordum. Ya da fotoğraf atıyordum. Her gün gittiğim yerler atıyordum. Sonra bıraktım. Bütün öğrencilerin birçoğu arkadaşlarımın kısmen birazı şeyde ekli Face'de. Öyle ekli arkadaşlar. Ama YouTube'da benim tanıdığım az kişi var. Mesela Dünür'üm var. Kendi tanıdıklarımdan. Genelde böyle tanımadığım insanlar, tanımadığım takipçilerim var. YouTube'da. Hani arada Face atıyorum ben videolarımı ama hani böyle takip eden bilmiyorum tanıdıklarımdan var mı yok mu. Bilemiyorum arkadaşlar. Öyle. Çay'da zaten okulda birkaç arkadaşımız vardı okulda öyle. Onlarla epeydir, uzun süredir görüşmüyorum. Hani çaya gitsem yine görüşsem. Eski günlerdeki gibi. Konuşuruz, görüşürüz falan. Hani insan tanıdıklarıyla sohbet, muhabbet eder. Ama iletişimi koparttım pek öyle. Görüşmüyorum o arkadaşlarımla. Şu an emeklilik hayatı böyle bir farklı bir hayat. Farklı bir bahar, farklı bir güzellik. Hani çocuklarımla devam ediyorum şeyime, günlerim arkadaşlar. Şimdi torunum var, Barlas var, çocuklarım var. Onlarla böyle güzel zaman geçirdiğim için başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum. YouTube'u da böyle hobi olarak çekiyorum. Ayrıyeten emekli olduğum için hani bir şey ihtiyaç var, iş olarak düşündüm. Hani bir emlak başlasam falan dedim. Sonra vazgeçtim. İş yeri açsak dedik, kaldı arkadaşlar. Böyle bir belli bir zaman sonra belki açmak istersek sonra açarız. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda böyle iş olarak önce ben çalıştığım için hani alışık olduğum için
Gerçekten insanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Böyle videoları falan çekiyorum. Sanki çalışıyormuş gibi çekiyorum. Çok fazla para almıyorum arkadaşlar YouTube'dan. Çünkü benim bir izlenme şeyim az. Günlük izlenmem önceden hani spor falan derken bayağı bir izlenmem vardı. Sonra azaldı. Benim takipçilerim genelde spor. Çoğu takipçim erkek. Hani bayanların da çoğalmasını istiyorum açıkçası. Yani çok böyle istekli miyim değilim. Hani ben oluruna bırakıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, Allah'tan gelen bir şey yani. Allah ne derse o olur yani. Az olur, çok olur. Hiç o kadar da önemli değil. Ben kendim videolarımı çekiyorum ama birazcık çok çekiyorum galiba. Günlük yaptığıma yani 4 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor bazen. Bazen 2 oluyor, bazen 3 oluyor. Vallahi işte videolarım ne yapayım arkadaşlar. Hani böyle günde 2 tane mi olsun, 4 tane mi olsun ya da hepsini toplu bir tane birleştireyim mi? Siz söyleyin oradan, yorum yazın. Hani bana yorum yazın böyle. Bazen soru falan soruyorum. Kendimi tanıttım arkadaşlar. Annem, babam. İşte babam 2 sene önce vefat etti. Tam ben emekli olmadan 3-4 ay önce. Annem şu anda işte şeyin yanında, abimin yanında, onun yanında rahat. Şimdi seçimlerde gelecek, bizim yanımızda kalacak. Annemle iletişimim nasıl? Annemle iletişimim çocukluktan beri anneme karşı böyle bir aşırı düşkünlüğüm var. Annem bizi çok güzel eğitti arkadaşlar. Hep böyle sevgi, saygı vardı her zaman. Yani sevgiyle büyüttü annem bizi diyeyim, bütün kardeşlerimizi. Şu an annem geldiği zaman iletişim nasıl olacak? O birazcık hani benim önceden biraz bir tık daha kapalıydım arkadaşlar. Yanlış anlamayın, kimse açılsın demiyorum. Antalya'ya gelince böyle işte bilmiyorum o nedendir böyle açıldım falan. Açıldım demiyorum ya, o kelime değil. Hani böyle şort falan giymeye başladım. Annem, ailem pek öyle şeyler istemiyorlar. Kardeşlerim falan, ama artık Antalya'da böyle yaşamaya devam ediyoruz. Bu var ibadetlerim, bırakmıyorum Allah'a şükür. Annem böyle spa yaparken falan şey yapıyor. Yani mesela videolarıma çıksın isterim ben hepsinin, ama bizimkiler pek yorumlardan dolayı yanlış düşünüyorlar arkadaşlar. Videolarım açıkçası çok fazla destek olmuyorlar. Yani ailem. Ailem, bütün hepsi, akrabalar, kardeşler. Hepsi videolarıma destek olmuyorlar. Yani onlara destek olmuyor diye ben de videolarımı çekmemezlik yapmıyorum. Sonuçta böyle devam edeceğim arkadaşlar. Yani güzel bir yer çıkarsa sıkıntı yok, oraya da çeviririz yani. Vallahi arkadaşlar işte yani kaç yaşına gelmişim? 50 yaşındayım arkadaşlar. Bizimkiler beni küçük çocukmuş gibi şey yapıyorlar böyle. Mesela yeğenim bir tanesi dedi ki, hala işte sen herkesin istediğini yapıyorsun takipçilerin. Onlar açıl diyor, açılıyorsun, saçıl diyor, saçılıyorsun. Dedim halacığım öyle bir şey yok. Yani o ön yargılı davranıyorlar bizimkiler. Hani ben daha küçük çocukmuşum gibi. Her zaman ben kendime güvenirim. Hiçbir zaman hiçbir yerde kötülük yapmam arkadaşlar. Hiçbir kötü davranış yapmam. Hep iyi niyetliyimdir. Hep Allah rızası için çalışırım. İbadetlerimi yapıyorum. Allah'ım her zaman yaptırsın. Herkese dua ederim. Günlük dualarım var. Onları yapıyorum arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin ya Rabbim. Hep böyle anın tadını yaşamayı seviyorum. Geziyorum, tozuyorum. Hep mutluyum. Hele hele bak çakırlarda kendimi tanıtıyorum. Eşimle güzel bir evlilik yaşıyoruz arkadaşlar. Arada hani aile arasında böyle tabii karı koca arasında kavga, gürültü, bağırış, çağırış, hakkını arama oluyor. Güzel evlilik yaşadık gerçekten. İkimiz aynı çocuklarla beraber sorunlar da yaşadık çok memleketteyken. Ekonomik yönden krizler yaşadık falan. Ama bir şekilde kendimizi buraya geldik. Toparlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim çocuklar da böyle gezmeyi falan çok seviyorlar. Çalışmayı seviyorlar. Ama onlar diyor ki hani sürekli çakırlar, sürekli Nirvana, sürekli Nirvana diyorlar onlar. Böyle farklı yerlerde işte Starbucks bilmem ne, böyle kafeler, farklı mekanları severler. Ben de oraları böyle çok aşırı kalabalık. Oturacağım, gürültünün içine ben keyif almayacağım. Oturacağım ben böyle içtiğimden, yediğimden keyif alacağım yerler arıyorum. Mesela Madu'ya gideriz. Orayı severim. Çok gürültü olduğu zaman rahatsız olurum arkadaşlar öyle. Yani o böyle mekanları severim.
ama öyle işte. Güzel dedi, evliliğimizle ilgili bir sorun var mı derseniz, illaki her ailede karı koca arasında sorun oluyor. Hani eşim beni çok seviyor, çok el üstünde tutuyor demiyorum. İkimiz konuşa konuşa, anlaşa anlaşa evliliğimize devam ediyoruz. Sorunumuz olduğu zaman konuşuyoruz. Geçen gün işte dedim eşimle sohbet ettik, konuştuk işte, birbirimize zaman ayıramadık, biraz zaman ayıralım falan diye konuştuk eşimle, sanki toplantı yapıyormuş gibi. Bana bir saatini ayırdı. O bana da iyi geldi. Eşime de iyi geldi. Şimdi aynen böyle devam ediyoruz. Başka ne anlatılır? Beni tanıyın da arkadaşlar. Şu an aklıma gelmemiştir bir şeyler vardır. Eşim de belki söyleyeceği bir şeyler vardır benimle ilgili. Yokmuş. İşte Miray'a, kızıma kanal açmayı düşündüm. Pek de uğraşmadım açıkçası. Hani yaşı küçük olduğu için böyle dedim biraz daha beklesin. Çok uğraşmadım. Hani uğraşsam açacağım da. Çok uğraşmadım arkadaşlar. Yani başka. Hani bu video YouTube'dan para kazanacaksam helalinden olsun arkadaşlar. Açıkçası böyle abuk sabuk gelen yorumlar etkiliyor. Yani benim böyle helal olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bana destek olmanızı istiyorum. Hani böyle abuk sabuk yorumlarla ben para kazanacaksam kazanmayayım daha iyi demiyorum. Ama yani hiçbir engel tanımam tabii ki Allah'tan başka. Allah'la çıktık bu yola. Aynen devam edeceğim kanalda video çekmeye. İşte o birazcık çok mu çekiyorum? Yani günlük olarak paylaştığım için her yaptığım birçok şeyi paylaşıyorum. Editlerken, birleştirirken falan yani elimden geldiğince düzgün yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazen işte temizlik videolarında falan eğil, otur, kalk şeyler oluyor ilk başlarda falan. Çoğu arkadaş beni yanlış anlıyor. İşte mesela dans oryantal öğrenmek istiyorum. Hani böyle milletin önünde oynamak için değil de. O benim böyle bir hani öğrenmenin yaşı yoktur ya. Açıyorum YouTube'u, oradan öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. En iyi 2 gün sonra bir düğün oluyor. Çocuklarımın düğününde falan mesela. Oynadım, zıpladım. Oynayanlara böyle bakıyorsun oturduğun yerden. Sen oynamayacağım, kalk sen de oyna, ne olacak ki? Arkadaşlar, aşırıya kaçmadan. Onun için hani başkaları için değil de yine de kendimizi daha güçlü hissetmek için. Yerine göre oynayacağız, yerine göre ibadetimizi yapacağız. Yerine göre sporumuzu yapacağız. Hani hep böyle öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Öğreneceğim şeyler var mı? Yani bu sene işte dedim, üniversite sınavına tekrar girsem dedim. Bir türlü fırsat bulamadım. Böyle bir şey yapamadım yani, çalışamadım açıkçası. Biraz ihmal ettim. Hep böyle her zaman her dakika öğrenmek istiyorum. Bu sene resim bile yapamadım. Sanki biraz böyle tembellik mi yaptım desem. Tembelliğe de vaktim olmadı. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben aslında şimdi bir de bu baharda ben böyle daha mutlu oluyorum. Şimdi deniz mevsimi de başlıyor. Denize bir ay sonra falan gireceğiz. Biz denize falan gidince daha mutlu oluyoruz. Antalya'da gezmek için şey çok, böyle denize gidiyorsun, yürüyüş yapıyorsun. Alan çok, işte bir büyük mağazaya gidiyorsun, geziyorsun. Memleketteyken bizim en yakın gezme alanımız Afyon'a giderdik. Afyon'da bir tane alışveriş merkezi vardı, Özdilek. Şimdi çoğaldı. Oraya giderdik, orada gezerdik. Orada Afyon'un bir başka yerlerinde bir yemek yerdik hanedanda. Oydu. Şimdi Antalya'nın her yeri öyle. Deniz yoktu Afyon'da falan. Kıyaslamıyorum da. Hani Antalya'da gezme alanı çok fazla arkadaşlar. Onun için her zaman biz geziyoruz, tozuyoruz ve mutluyuz. Belki zamanında biz gezmeyi başaramadık Afyon'da. Hani giderdik yine. Hamamlara giderdik, Afyon'a giderdik, gezerdik. Hani ben gezmeyi açıkçası seviyorum arkadaşlar. Hep böyle ailemde birlik beraberlik olmasını istiyorum. Herkes sorumluluk sahibi olsun istiyorum. Ki herkes zaten bir ay okuluna gidiyor. Eşim işine gidiyor. Öyle. Birbirimize saygı sevgi çerçevesi içerisinde evliliğimiz devam ediyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ki kafama takılan bir soru olduğu zaman, sorun olduğu zaman hemen hallediyorum. Konuşarak hallediyorum arkadaşlar. Böyle hep bir şey, yapıcı tarafındayım yani. Hep yapıcıyımdır. Böyle arada böyle Allah rızası için sadakalar vermek hoşuma gidiyor.
Hani her gün Ramazan'da her gün yaparken Ramazan'dan önce. Sonra işte böyle yavaş yavaş haftada bir, hiç olmazsa ayda bir falan yapıyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Seviyorum arkadaşlar. Her gün ibadetimi yapıyorum. Yapamadığım namazlarımı kılamadığımı kaza ediyorum. Kur'an'ımı her gün okuyorum arkadaşlar. Manevi olarak zenginim. Eşim de kılıyor namazlarımı. Öyle işte. Çocuklarla işte iletişim kuruyoruz. Arada telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz. Vakit oldukça hepsiyle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Böyle. Kendimle ilgili başka ne anlatabilirim? İşte son günlerde birazcık kilo aldım, tatlı falan yediğim için. Şimdi aralıklı oruç epeydir var bende. Aralıklı oruca devam ediyorum ama birazcık aşırıya kaçıyorum herhalde çok yediğim için. Şey yapamıyorum. Kilo veremiyorum. Yine çok da dikkat ettiğim için çok da fazla almıyorum. Arkadaşlar böyle. Vallahi şu anda kendimi tanıtma ile ilgili yok. 2 sene önce başladım şey YouTube'da video çekmeye. Emekli olduktan sonra başladım. 2 sene oldu mu? 1,5 sene oldu. Ne? Emekli olalı ben 1,5 sene oldu değil mi? 1,5 senedir video çekiyorum arkadaşlar. Tabii ki desteklerinizi her zaman arkadaşlarınıza paylaşın benim kanallarımı. Belki çok video atsam da benim gibi çok atan çok kişi vardır illaki. Başkalarıyla kendimi hiç kıyaslamıyorum zaten. Hani en güzel şekilde size video atmak için çalışıyorum. Ayrıca hani böyle günlük yaptığım şeyleri düzgün bir şekilde size atmaya çalışıyorum. Arada böyle fire orası burası görünüyor. Her ne kadar kapatmaya çalışsam da videolarda onu silmeye çalışsam da bir şekilde oluyor arkadaşlar. Hani yorumlarınızı böyle düzgünce yazmanızı istiyorum. Öyle kötü yorum dediğim işte oran buran gözüküyor falan şeyler benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ben öyle bir hani erkeklerin böyle söylemesi benim hoşuma gitmiyor. Belki bazı kadınların hoşuna gidiyordur ama benim şeyim öyle değil. Yapım öyle değil. Yani bir erkeğin bana böyle basitçe bakması beni basitleştiriyor. Benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ben karakteri düzgün bir insanım. Hiçbir zaman kötü yola gitmem. Sadece benim buradaki hedefim kendimi güzel zaman geçirmek. Tabii ben kendim mutlu olursam ailem de mutlu, güzel, mutlu olur. Güzel zaman geçirmek için spor yapıyorum. Ev işimi yapıyorum. Hadi o da benim sorumluluğum. Yapmak zorunda mıyım? İşte zorundayım diyelim. Yani kendim güzel zaman geçiriyorum. Hani öğrenmek için uğraşıyorum ki hani ben yapıyorum. Zaten bütün kadınlar da yapıyorlar. Arkadaşlar. Çoğu kadın sporun her şeyini yapıyor sonuçta. Bağlayamadım gibi ya neyse. Neyse bağladık yine de. Kendimi tanıtma videosu bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Selamlar sevgiler. Şurada birazcık şu maden suyum falan içeyim. Gün içerisinde işte böyle kahve, çay, maden suyu öyle farklı smoothie'ler neydi onun adı? Milkshake falan içerdim bir ara ama onları pek şekerli olduğu için sevmiyorum. Tatlıyı fazla yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla tarifler, şeyler yapabilirim ama arkadaşlar böyle kilo aldırdığı için öyle şeylere fazla yoğunlaşmak istemiyorum. Aşırı böyle tatlı şeyler yapmak istemiyorum. Efendim abi. Neden dolayı? Çok aşırı kilo almamak için arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Allah hepinize mutluluk, huzur versin. Her zaman mutlu olun arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar sevgiler. Kucak dolusu selam sevgi gönderiyorum size. Bucuk mucuk gönderiyorum. Kalp 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 gönderiyorum. Şu yeşilliklere bakın arkadaşlar işte. Böyle yeşillik çiçeklere bakmayı çok seviyorum. Bakar mısınız güller böyle yağmur yağmış buraya. Aşırı bir yağmur yağmış. Yeşil yeşilli bütün tozlar falan gitmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mis gibi tertemiz. Güzel arkadaşlar. Şöyle su, hava, su.
böyle şeylere bakmak benim hoşuma gidiyor. Beni rahatlatıyor. Biberlere bak, patlıcan. Bunlar biraz geç kalmış. Saksı da olmazmış da. Ben dedim ki hani alacağım. Hevesliyim. Çilek aldım. Bakalım balkonumuza dikelim. Kaç gün güzel, kaç günde büyüyecekler. Hadi bakalım arkadaşlar. İş yapacaklar da onun parasını ödemelere gerekiyor. Onun için diyor para lazım, para lazım diye. Ödemesini yapacaklar. Ondan sonra o işi sonuçlandıracaklar. Bir iş yerini birisi devralmıştı. O da tekrar devretti. Restoran olacak. Böyle tanınmış bir restoran. Neydi restoranın adı? Mekbir. Ortak alacaklarmış da. Onun için işte toplu paralarını alıp onlara şey yapacaklar. Verecekler. Onlar işlemeye başlayacaklar da hani tam paranın hepsi ödensin falan diyor eşim. O iş var şimdi, onu halletmeye çalışıyorlar. Bir, iki haftadır falan uğraşıyorlar. Ve son şeye geldiler işte. Hallolacak. Arkadaşlar hadi bakalım. Saksıyı nereden alacağız? Hadi görüşürüz. Bir ara göndereyim sana. Tamam. Elektrik suyu açtırsın. Sen öğleden sonra falan gönder, ben onları hemen halledeyim.